Dinlediğiniz program korku öğeleri içermektedir. Dinlediğiniz program korku unsurları içermektedir. Dinlediğiniz program 18 yaşından büyük dinleyicilerimiz için uygundur. Uyarımızı da yaptık. Gelsin Ademciğim telefonlar. Ben de size SMS'le ulaşmak isterdim demiş efendim. Ne yapayım, kendi cebimi vereyim isterseniz. Ha dur, Serdar yayında bir espri yok. Evet. Ahmet Bey merhaba. Merhabalar Serdar Bey. Merhabalar abi, nasılsınız, iyi misiniz acaba? İyiyim, teşekkür ederim abi, siz nasılsınız? Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim, sağ olun, var olun. Bir asla seyahat olayı ve asla seyahattan sonra başa gelenler galiba, doğru mu? Yok, yok abi. Ha pardon, özür dilerim, ben notları tersten okumuşum. Esrarengiz bir çocuk ve annesiyle alakalı bir hikaye, doğru mu? Aynen öyle abi. Tamam. Bir o, bir de arkadaşımın kılığında görünen varlıklar. Vallahi korkunçsa biz bayılırız korku hikayelerine. 1, 2, 3, 4 kaç tane varsa. Sevgili dinleyenlerim, bu arada dinlemiş olduğunuz hikayeler, mesela şimdi Ahmet Bey ve sonrasındaki dinleyicilerimizin anlattığı hikayelerle alakalı bir sorularınız, bir tespitiniz, bir şeyiniz varsa bana WhatsApp'tan yazarsanız ben de hikaye sahipleri hazır hattın diğer ucundayken sorarım kendilerine. 0541-222-8902 0541-222-8902. Merakla Ahmet Bey'in hikayesini dinliyorum ben de herkes gibi. Buyursunlar abi. Abi şimdi olayın başını anlatayım önce. Tabii. Şimdi 2013 yılıydı. Öğrenci evine yeni taşındık arkadaşlarımızla. Olayın başında şu oluyor yani. Benim odamda uyurken ben sabah namazı için alarm kuruyorum. İşte sabah alarm çalıyor, ben uyanmıyorum alarmı ama arkadaşım duyuyor. Beni uyandırmak için geliyor odaya. Beni uyandırmadan geri gitmiş. Sabah işte şey yaptı, kahvaltıda anlattı bana. İşte geldim dedi seni uyandırmak için ama herhalde yanında arkadaşın vardı dedi. Beraber uyuyordunuz dedi. O yüzden rahatsız etmedim, alarmı çaldı çaldı sustu dedi. Ben de çıktım dedi. Ama yani ben de şey dedim hani, yanımda kimse yoktu, ben tektim hani gece. Çocuk böyle bir tedirgin oldu. Yok ya dedi, net eminim yani dedi, yanında biri vardı. Hani ben iki kişi olduğunuz için hatta gelmedim dedi seni uyandırmaya. Dedi ve çocuk o günden sonra benim odama kesinlikle girmedi abi bir daha. Bir yıl boyunca aynı evde kaldık. Hiç benim odama hani kapıdan bir şey aldı, kapıdan bir şey istedi, verdi. Kesinlikle odama girmedi. Neyse dönem arasında bunlar, herkes evine gitti. Ben kaldım abi şeyde, üniversite okuduğum şehirde çalışıyordum. Her akşam artık böyle ben bir şey, karabasan zaten oluyor o dönemde bana ama karabasanın haricinde... Artık görmeye başlıyorum. Bir sen yani. O peki arkadaşın söylediği zaman o odaya girip çıkan şeyi görüyor muydun sen? Hayır, hayır. Ben hani şey olarak algıladım. Hani o dönemde karabasan olarak nitelendirdiğimiz şey var ya, hani gece kalkamıyorsun, üstüne evet, bir ağırlık çöküyor falan. Ben öyle bir şey diye düşündüm ama hani bunun görünebilen bir şey olduğunu ben o güne kadar hiç şey yapmadım yani. Aklımın ucundan bile geçmiyordu. Ve o anlattıktan sonra da hani çok umursamadım bu olayı. Yani dedim herhalde yanlış gördü veya dedim gece uyku sersemiyle olan bir şeydi. Ondan sonra bu evde tek kalınca tabii bazı şeyler görünmeye başladı bana. Mesela ben salonda yatıyorum. Hayatta evde tek kaldığımda gidip kendi odamda yatmazdım abi ben. Televizyonun karşısında kanepede uyuyakalırdım. Yani bir gün uyuyorum yine, televizyon izliyorum. Televizyonun açık olduğuna eminim. Uyudum. Bir işte rüya görüyordum. Arkadaşım geldi. Kanka dedi kalk yatağına geç dedi. Burada işte belim tutulacak diye. Kaldırdı, ben de normalmiş gibi hani normal her zaman olan şey diye. Kalktım, koluma girdi, beni yatağıma kadar götürdü. Yatağıma yattıktan sonra yani yatağıma yattım ve kendime geldim. Yani ben dedim ben evde tek kalıyorum ve baktım kapıdan biri çıktı benim odamın kapısından. Yani o şeyle yani kendi yatağıma kadar gelmişim ve kapıdan çıkan kişiyi gördükten sonra bir anda koşarak arkasından gittim ve kimse yok. Ama arkadaşın, ama arkadaşın zannediyorsun değil mi sen onu oraya? Tabii tabii ya yani. Şey olarak benim arkadaşım hani boyu konuşması falan hiç yüzünü görmedim ama ve arkadan görüntüsü de arkadaşım yani ev arkadaşım. Hı hı. Koştum arkasına, odalara baktım, kimse yok ve dış kapının sesine bir anda irkildim. Yani koştum dış kapının, artık apartmanın içine çıkacağım, ona korkuyorum, evin içinde kalmaya korkuyorum. Tüm ışıkları yaktım, işte dua etmeye başladım, gittim abdest aldım direkt. Ve sabah ezanının okunmasıyla birlikte şey oldu hani böyle normale döndüm ben de, kendime geldim tekrar. Oradan sonra eve bir iki gün gidemedim ben. Arkadaşımda kaldım, başka bir arkadaşımda kaldığım süreçte de hiç böyle bir şey yaşamadım. Peki sonra bu neden olmuş, neden böyle bir şey yaşamışsın, bununla alakalı bir bilgi
Var mı acaba yani, ya da ilerleyen dakikalarda mı anlatacaksınız abi bunu? Dinen hani şey olarak bir psikolojik olarak kimseye sormadım bunu ama dini açıdan birkaç kişiye danıştım. Ben bir önceki sene dini sohbetlere çok katılıyordum abi. Hı. Hani tabiri caizse şehir şehir gezerdik. Dini sohbetlere katılırdık. Arkadaşlarla gezilere katılırdık. İşte dini gezilere katılırdık. Ve ben üniversite 2'ye geçtikten sonra biraz da sporla fazla iç dışlı olunca o tür durumlardan biraz uzak kaldım işte. Akşam sohbetlerdir, camiye gitme, cemaate katılmalardır falan, bunlardan biraz uzak kaldım. Hani tekrardan bunlara yönelmen için bir işaret gibisinden birkaç yorum geldi. Ama tabii hani tekrardan da o şeylere dönemedim. Sohbetlere falan tekrar dönemedim ama o evden çıktıktan sonra, bir senenin sonunda o evden ayrıldıktan sonra böyle bir şey yaşamadım. Yani o arkadaşımın evle ilgili diyorsun o zaman. Evle ilgili olduğunu düşündüm abi ben bu olayların. Bunun dışında da abi işte bir anne çocuk şeyi var. Hani bu bende çok uzun süre boyunca, yani bir hafta boyunca bu anne ve çocuğunu ben birebir gördüm yani. Net olarak hem rüyamda hem böyle rüyamdan kalkınca birden karşımda. Asıl hikaye bu galiba zaten. Yani şey, o benim en çok korktuğum hikayelerden biriydi. Bu da şey, tam böyle üstüne tuzu biberi gibi bir şey abi yani. Evet abi, buyursunlar, dinliyorum. Şimdi yine ben salonda uyuyorum abi, yine evde tek olduğum dönemlerde. Rüyamda bir tane kız çocuğu görüyorum. Yani bizim evde iki tane sarı koltuk var, ikili. Birinde ben yatıyorum, karşı şeyde de koltukta da kız çocuğu oturuyor. Dönüyorum kız çocuğuna, böyle tanıyorum gibi onu. Ne yapıyorsun kızım burada diyorum. Oturuyorum abi diyor. Annen nerede diyorum. Yanımda oturuyor ya abi, görmüyor musun diyor. Bakıyorum yanımda kimse yok. Ben rüyada olduğumu anlıyorum ve şey hani dua etmeye başlıyorum. Kalkıp kaçıyorum. O hani rüyamda hareketlenince ben de birden uyanıyorum. Uyanıp koltuğa bir dönüyorum abi, o kız çocuğu karşımda. Uyanırım ama yani uyandığıma eminim. Kız çocuğu karşımda. Kızım sen burada mısın diyorum. Buradayım abi diyor. Annen nerede diyorum. Yanımda abi, görmüyor musun diyor. Öyle olunca ben yastığı fırlatıyorum o tarafa doğru. Kız çocuğu da yok. Kayboluyor böyle. Ve ben tekrar hani gözümü kapatıp yine uykuya dalıyorum. Rüyamda bu sefer yine balkonun kapısına bakıyorum. Bu sefer şey, annesi orada. Teyze diyorum, siz ne yapıyorsunuz benim evimde diyorum. Oğlum biz burada yaşıyoruz diyor. Sen asıl ne yapıyorsun burada diyor. Teyze diyorum, burası benim evim, ben arkadaşlarımla burada kalıyorum diyorum. Bir tane kız çocuğu vardı, o sizin kızınız mıydı diyorum. Evet, yanımda ya kız, şu kızım diyor, görmüyor musun diyor. Abi yanıma bakıyorum, kimse yok. Elini tutsana kızım diyor, niye kızı yalnız bırakıyorsun diyor. Abi elimi uzatıyorum, elimi sıkışıyla yataktan bir fırlayışım var. O kanepeden bir fırlayışım var. Fırlıyorum ve balkonun kapısına döndüğümde o kadını görüyorum yine. Uyanırım ama yani kesin uyandığıma eminim. Kadını görüyorum, sağıma soluma bakıyorum. Hani kız çocuğu yanımda mı acaba diye. Ve fırlıyorum şeyden dışarı. Apartmanın içine doğru koşuyorum artık. Kapıyı açıyorum apartmanın içine, tak kapıyı arkamdan kapatıyorlar. Yani o gün geceyi dışarıda geçirdim. Eve çıkamadım, anahtarım olmasına rağmen yanımda çıkamadım eve. Ve şey, aşağı banktan evi seyrediyorum abi. Evin içinde bir kadın geziyor. İşte evin salonun ışığı yanıyor. İşte balkona geçiyor. Tekrar odaya geçiyor. Senin evde ama mi şey, bu çıktığın evde? Benim evimde, evet. Ha, benim sen evimde. Evden çıktın, sokaktasın, ben sokaktan evden eve çıktım, bakıyorsun. Sokaktan eve bakıyorum, karartı görüyorum evin içinde. Evet. Şey yok hani, bir insan görmüyorum evde ama bir karartı evin içinde geziyor. Yani ben abi o gece giremedim eve zaten. Sabah oldu artık. Evin yani salonun ışığı kapalıydı. Ara holün ışığı açıktı. Ben evden çıktıktan sonra salonun ışığı açıldı. Ara holün ışığı kapandı işte. Sabah namazından sonra bütün ışıklar kapandı. Sabah namazı, sabah ezanı okunduğu zaman bütün her şey normale dönüyordu. Sabah ezanından sonra işte ben artık camiye gittim. O gün abdest aldım, camide geçirdim tekrar. Öğlene kadar falan gitmedim. Öğleden sonra eve gittiğimde her şey yerli yerindeydi. Sanki gece hiçbir şey olmamış gibi. Normal güne döndüm ve ben bunu bir hafta boyunca her gün yaşadım. Yani bu, ama bu gördüğün rüya değil değil mi? Yok, bu gördüğüm rüya değil. Ben dışarıdan evi izleyişim, o içerideki karartılar falan tamamen gerçek ve ben dışarıda titreyerek yani o soğukta şeyi izliyorum. Hani evdeki o hareketi izliyorum.
Hiç birine danıştın mı hiç? Abi işte danıştım bu olayı ve bu iki olayı beraber anlattım. İlk anlattığım olay da bu olayı ben beraber anlattım hani birine. Hani bana tavsiyeler söyledik. Bir daha eve gitme. Hani bırak eşyaların kalsın evde. Gitme hani başka bir yere yerleş ve bir önceki yıldaki hayatına geri dön. Yani bu insanların sana görünmesi ve o evde demek ki yani daha önce farklı bir şeyler olmuş. O evde seni etkileyen bir şeyler var. O eve bir daha gitme gibisinden öneriler hep bu yöndeydi. Yani ve bir önceki yılki hayatına geri dön. Hani dini sohbetlerine katıl. İşte camiye gidiyorsun. Sabah namazına biz kalkardık arkadaşlarla, camiye giderdik. Camide kılardık sabah namazlarını falan. Hani o hayatınıza geri dön diye sürekli bu yönde öneriler aldım. Hani bu olayı bir hafta boyunca yaşadım abi. Bir hafta sonra zaten ev arkadaşlarım geldi ve dedim ki beyler ben evden çıkıyorum. Hani başka eski kaldığım eve geri döneceğim. Arkadaşlarla da konuştum. Yani ben bu evde kalamam dedim daha fazla. Hani olayları da çok fazla detaylı anlatmadım onlara. Şey olmasın diye. Onlar da sıkıntı yaşamasınlar hani akıllarında şey olmasın diye. Ama hani aradan bir sene geçtikten sonra bu olayların hepsini onlara da anlattım. Ama hiç kimse böyle bir olay yaşamamış o evde. Bir tek ben görmüşüm, ben yaşamışım bu olayları. Ve o evden çıktıktan sonra da abi ne o anne ve kızını ne de böyle bir olay yani Karabasan dahil hiçbirini yaşamadım. O evle alakalı bir durum olduğunu yani şey yapıyordum. Ev sahibine de sordum hani bu evde daha önce kalan birileri oldu mu bu şekilde falan. Onlar da yok dediler. Hep öğrenciler kaldı bu evde. Hep sizin gibi gençler kaldı. Hiçbir aile kalmadı gibisinden. Onlar da o şekilde anlattılar. Hani nasıl oldu, neden oldu? Çok fazla ardına düşmeye de korktum açıkçası. Yani olayları herkese anlatıp çok dillendirmeye de korktum. Peki bu görmüş olduğunuz o anne ve kızını daha önce gerçek hayatta hiç başka bir yerde gördünüz mü? Yok, hiç görmedim abi. Birine yani benziyor muydu? Herhangi hayatınızı biliyor. Ya şöyle söyleyeyim sana abi, bir insan siması görmedim hiç. Yani anneyi şöyle tarif edeyim sana. Başörtülü ve sağdan ve soldan saçları dışına çıkmış. Sağdan sadece onları görüyorum. Evet, sağdan ve soldan saçları dışına çıkmış ve başörtüsü takılı. Hiç, yüz peki, olarak hiç görmüyorum yüz olarak. Kızı da aynı şekilde. Konuşma harici fiziksel bir temas oldu mu? Dinleyiciler onu soruyor. İşte o balkonda anneyi görüp kızın yanında işte elini uzatıyor, elini tutsana çocuğun dediğinde elimi uzattığımda o kızın elime sarılması vardı bir fiziksel temas abi. Bir tek o. Yoksa anneyle veya işte bir de bir önceki anlattığım o arkadaşımın... Yani şey mi abi, bunu ben meraktan soruyorum. O onunla böyle bir fiziksel temas oldu, tensel bir temas olduğu zaman şey mi? Hı-hı. Normal bir insan dokunmuş gibi mi yoksa ne bileyim çok sıcaktı, yok, çok abi, soğuktu bir falan? Bir anda yani sıcaklığını soğukluğunu değil de ben sertliğini bir anda hissettim abi. O sertlikten sonra ben kendime geldim yani. Onu hani sertlikten sonra bilincim açıldı ve kaçtım yani direkt oradan. Senin haricinde o evde gören başka birisi, seninle aynı yok, tarihte kimse, ya da senden sonra. Hiç kimse o tür şey bir şey yaşamamış abi. Ben hani dedim ya evden çıkarken arkadaşlarıma çok fazla anlatmadım ama bir sene sonra anlattım onlara da. Hani siz böyle bir şey yaşadınız mı diye. Hiç kimse böyle bir şey yaşamamış. Sadece benim yaşadığım bir olay o evde. Hani o kaldığımız üç kişiden sadece ben böyle bir şey yaşamışım. Diğer arkadaşlarım benim yerime o eve gelen kişide de hiç böyle bir olay olmamış. Geçmiş olsun, enteresan. Şimdi anladığım kadarıyla olay şöyle. Önce bir anne kız görüyorsunuz. Evet. Özür dilerim. Önce arkadaşınızın suretinde bir şey görüyorsunuz. Sonra bu görmüş olduğunuz suret bir anne ve kız olarak gözükmeye başlıyor size. Hatta sizi bir gün uyuduğunuz yerden kaldırıp yatağınıza kadar götürüyor. Aynen aynen. Arkadaşım ya ben arkadaşımın hani benim yatağıma götürdüğünü tamamen hani koluma giriyor. Ben böyle uyku sersemi sağa sola sarsıp tablanırken benim kolumdan tutuyor, dengemi sağlıyor, yatağıma götürüyor, yatırıyor, üstümü örtüyor ve tam kapıdan çıkarken ben kendime geliyorum. Hani ben evde tekim, benim için yani böyle bir şey olamaz diye. Benim için bu hikayedeki en önemli nokta, kendi evinize korkudan dışarı çıkıp camdan baktığınız zaman evde birilerinin olduğunu hareketlerden görüyorsunuz, anlıyorsunuz. Aynen öyle abi, ben orada zaten böyle hani koptum, donuk bir şekilde izledim orayı birkaç saat boyunca. Hani şeyleri gördüm, hareketleri gördüm ve dondum yani orada. Bakıyorum... Yani biri var evde. Yani sonra kendime geldikten sonra ya anlatıyorum birilerine, ya diyor sen yanlış binaya, şey yanlış daireye bakmışsındır. Çok öyle affedersin abi. Çok yani ben şimdi bu böyle hikayelerinde ben dinlerken hep kendimi hikayeyi anlatan kişinin yerine koyuyorum. Evet. Niye birine haber vermedin?
Evde birisi varsa? Abi gece ben evden yani kaçarak yani hiçbir şey olmasa, telefonum, yani hiçbir telefonum, şey olmasa cüzdanım, her şeyim evde. Ha, ben yani çıktım dışarıya yani affedersin şort tişörtle çıktım dışarı yani abi. Gecenin soğuğu, ben evi izliyorum, hani şey yok. Nasıl diyeyim sana? Zaten sokaktan geçen kimse yok. Sadece oturdum banka, evi izledim. Sabah ezanıyla kendime gelip direkt camiye attım kendimi. Anladım. Geçmiş olsun, Allah yaşatmasın inşallah bir abi, daha kardeşim. Çok teşekkür ederim. Ne zaman oldu bu olay? Kaç yani ne kadar tarih 2013. olarak? 2013. Ama 2013'ten beri bir daha hiç şey yapmadın değil mi? Yok. Yaşamadın yani. Bu tür olayı bir daha yaşamadım ve hani asla da unutmam yani bu olayları. Aynı dün gibi yine birebir şey yapıyorum abi, hepsi aklımda yani. Peki bir dinleyicim de sormuş, diyor ki rüyaları gördüğü dönem paranormal olaylarla ilgisi var mıymış arkadaşın demiş. Yani yok. Böyle hiç ilgilendin mi böyle işte işte şöyle cindi büyüdü falan da filan gibi şeyler? Yok abi, hiç hani böyle birebir kendim ilgilenmedim ama bu cinlerle alakalı filmlerin serilerinden bir tanesini izledim o dönemde. Ama tek başıma değildim, hani izlerken böyle bir arkadaş ortamındaydım. İzledim ama hiç olayları ona bağlamadım çünkü yani çok dinen şey olduğum için, hani biliyoruz dinimizde böyle olaylar var ama işte bunun duayla, namazla, inanışla beraber savruşturulabileceğine de inanıyorum. Bunların da hep içindeydim abi, hani duasını ediyordum, duamı ediyordum, namazımı kılıyordum ama hani bu olayları yaşamak duanın namazın ötesindeydi yani. Anladım. Peki. Geçmiş olsun, Allah yaşatmasın inşallah çok bir daha abicim. Teşekkür ederim. Sağ olun abi. Sağ olun, var olun. Çok teşekkürler. Sağ olun. İyi geceler. Hayırlı geceler. Görüşmek sağ olun. Üzere. Teşekkürler abi. Görüşmek üzere. Sağ olun. Evet Ademciğim, ikinci telefonumuzu alalım istersen, sana zahmet. Kimdi ikinci telefonumuz, neydi konu, hikaye? Varlıklar olay tarafından... pardon, hikaye demeyeyim, olay. Evet. Varlıklar tarafından bir rahatsız ediliş var ve evet, duvara işaret bırakıyor varlıklar. İşte bu. Bağla, sana zahmet. Evet, gece yarısından önce bu hikayeyi dinleyelim. Arayı öyle verelim. Yani gece yarısından önce bunu dinleyelim ve arayı öyle verelim. Sevgili dinleyenler. Nerede? Şurada. İlk hikaye yetti diyenler, daha dur canım, yeni başladık, daha var, daha 3-4 hikaye var en az. Merhaba. Merhaba abi. Merhaba abi, nasılsınız, iyi misiniz acaba? Teşekkürler abi, sen nasılsın? Biz de iyiyiz, çok teşekkür ederiz. Sağ olun, var olun, teşekkür ederiz. Kendi evinizde yaşadığınız olaylar zannediyorum, doğru mudur abicim? Doğrudur abi. Değişik birkaç bir şey söylemişsiniz. Vallahi ben de bekliyorum, duvarda işaretler falan. Siz önce isterseniz hikayeyi anlatın, sonra benim daha siz hikayeyi anlatmadan size soracağım sorular var. İlla ki dinleyicilerimiz de olacaktır. 0541-222-8902'den onlar bana sorarlarsa ben de size soracağım inşallah. Tamam mı abicim? Tamam abicim, hiç sıkıntı yok. Eyvallah abi, teşekkür ederiz. Evet buyursunlar, dinliyoruz hikayenizi merakla. Öncelikle şuradan başlayayım abi. Ben ailemin istemediği bir evlilik yaptım. Hı. Ondan sonra zaten olayların hepsi zaten kendiliğinden gelmeye başladı. Bu eşim, yani boş eski eşim, bana bir büyü yaptırmış abi. Oo, bu yaptı, bu kesin ispatlı, resmi yani, öyle mi? Ya resmidir, özür dilerim. Kesin yaptırmış yani, bunu ispat ettiniz yani bunu. O garanti abi. Evet. Ondan sonra... Niçin yaptırmış büyüyü abi, özel değilse çok affedersiniz. Ondan bir başkası benim aklımda olmasın. Devamlı onu düşünün, ya, o aklınızda olsun. Bir tek o. Başka hiç kimse değil, bir tek o. Anladım. Daha sonra zaten benim ailemle bile birçok kez aram bile açıldı. Ailem evlatlıktan reddetti. Yani o derece bir hal içerisine girmiştim. Neyse abi, çelik kapının yanında... Çok özür dilerim. Çok özür dilerim bu arada. Dinleyenlerin daha dikkatli dinlemesi için söyleyeceğim bunu. Zannediyorum ki bu olaydan sonra sizde bazı şeyler kalmış, doğru mu? Aynen abi, hala da yaşıyorum.
Neler mesela abi bunlar? Sonra olayı anlat istersen. Kalan şeyler nedir sende? Abi şu şekilde söyleyeyim ben sana. Rahatsız ediliyorum hani. Gece yatıyorum. Hiçbir şey akşam tam saatimde falan yatıyorum. Rüyama bir giriyor abi. Çalıştığım yerdeyim. Tek başımayım bu sefer. Sırtımdan Arapça kelimeler geliyor ilk başta. Kulağımın içinde böyle fısıldanıyor. Beynimin içinde böyle bir dönüyor. Arapça biliyor Arapça musunuz? Ya, hayır abi. Ne dediğini hiç sordum. Yayında söyleme ne duyduğunu. Duyduğun şeyi hiç Arapça bilen birisine sordun mu? Ablam Arapça biliyor ama sana şu şekilde söyleyeyim abi. Hiçbir tanesi aklımda değil. Hiçbirisi aklımda değil. Sadece o an duyuyorsun. Hiçbir tanesi. Hatta o çelik kapının yanındaki resmi çekip ablama gönderdim. Hı. O zaman. Şu an ablama göndermiş olduğum resim bile daha yok. Ortada. Evet, buyursunlar, şimdi hikayeni dinliyoruz abiciğim. Bizim soracağımız sorular vardır. Değerli dinleyenlerim, dinliyoruz. Sorumuz varsa yazıyoruz. 0541-222-8902. Evet. Abi biz evlendik. Ondan sonra zaten tartışmalar hep başladı. Yani sürekli ailemle tartışıyorum. Efendime söyleyeyim. Hanımla, eski hanımımla falan tartışıyordum. Yani en ufak bir şeyde bile her seferinde tartışırdık. Ama ondan bir başkası da benim aklıma da hiç de gelmezdi. En son ailemle kavga ettim. Ailem şehir dışına çıktı. Hani bir daha beni görmemek için. Onlar gitti. Daha sonra biz ikimiz tek başımıza kaldık. O evde. Eski eşinize doğru mu? Evet abi. Evet. Ondan sonra zaten her şey olmaya başladı. Çelik kapının yanında harfler çıkmaya başladı. Ben orayı kazıdım. Tekrardan geri çıktı. Ama bu yani, zamana kadar gördüğünüz, işittiğiniz falan herhangi bir şey yok. Siz de ne olduğunu anlamıyorsunuz herhalde, değil mi? Hiçbir şey yok abi. Evet. Hani herhangi bir sıkıntımız da yok. Bir şey de görmüyoruz, bir şey de duymuyoruz. Ondan sonra biz bundan boşandık. Bir olaylar oldu. Ondan boşandıktan sonra bütün her şey yerli yerine gelmeye başladı. Zaten şöyle de bir mevzu var abi. Boşanmadan önce de biz onun olduğu yere gittik. Hani onun evlenmeden önceki yaşadığı şehre gittik, ailesinin oraya. Ben şu şekilde söyleyeyim abi sana. Ailemi düşünüyorum. Hani ne yapıyorlar, ne ediyorlar diyerekten. Arasam mı, aramasam mı iş kazası geçiriyorum abi. Yani her aklımdan bir şey geçirdiğim zaman iş kazası geçiriyordum. Yani şöyle oluyor. Yani, karından başka birisi aklına geldiği zaman başına bir hal geliyor gibi mi anlıyorsun? Aynen öyle abi. Hı. İş kazası geçiriyordum hani. Kafamı yardım, kolumu kırdım. Yani hep değişik değişik hep kazalar oldu, başıma geldi. Sonra biz bundan tabii bir zaman sonra boşandık. Ondan sonra zaten kimsenin duymadığı bir ses duyuyorum. Onlar şimdi efendime söyleyeyim hani siz bazen diyorsunuz ya, bir orta yanınıza geldiğinizde hani nasıl bir şey oluyor diyerekler. Ne abi, anlamadım. Hani sen bazen diyorsun ya abi. Hı. Sizin yanınızda olduğunuzda hani bir koku, bir şey falan oluyor mu diyorsunuz ya. Evet. Ben de direktmen ağırlık oluyor. Az önce de fark ettiysem bir konuşamamazlık falan yapıyorum. Şeyini alabiliyorsan. Evet, evet, evet. Onu sordum zaten. Adem'e belirtmişsiniz. Bu olaylar şey olduktan sonra, başınıza geldikten sonra Allah şifa versin, yaşamayın inşallah bir daha. Konuşmadaki akıcılığınızı mı kaybetmişsiniz? Öyle bir şey demişsiniz Adem'e galiba. Aynen öyle abi. Bazen yeri geliyor şey yapabiliyorum. Kekeleyebiliyorum. Yani çok. Sıkıntı yok. Yayında istediğin gibi konuşabilir, rahat olabilirsin abi. Hiç sorun yok. Yani germe kendini. Yani acaba konuşurken kekeler miyim, kekelemez miyim diye aklında böyle bir düşünce olmasın. Kekeleyebilirsin. Yani bizden yana böyle bir problem yok. İnşallah kekelemezsin de bu senin için yani. Yani yayınsal anlamda bir şey yok. Bu olaylardan sonra mı kaldı bu senin konuşmanda bu? Aynen öyle abi. Hani ondan boşandıktan sonra zaten oldu her şey. Evet. Boşandıktan sonra zaten rüyalarıma giriyorlar. Bulunduğum ortamda yere düşmemesi gereken, hani nasıl söyleyeyim ben size,
masanın tam ortasındaki olan şey bir anda gözümün önüne yere düşüyor. Rüyama giriyorlar. Arapça kelime bir şey söylüyorlar. Hani şey söyler gibi, şarkı söyler gibi bazı birkaç kelimeler söylüyorlar. Ondan sonra sırtımdan, yani bu penyemin ense tarafından tutup yerde sürüklendiğimi de biliyorum abi. Daha sonrasından kalktım. Yani uykuda yaşıyorum ben bunların hepsini. Kalkıyorum olduğum yerden. Kafamı çeviriyorum. Karşımda kısa saçlı bir tane kız görüyorum abi. Kızı tanıyor musun peki? Gördün mü daha önce? Hiç görmedim abi. Kaç yaşlarında? Böyle gençten en fazla bir 18-19 yaşlarında bir şey abi. Yani ondan fazlası yukarıya çıkmaz çünkü. Kısa saçtı ve gözleri simsiyah abi. Yani kızın, yani bildiğin suratını görebiliyorum. Yani normal insan sureti ama gözler simsiyah. Dişleri gözükmüyor. Ağzıyla şey söylüyor. Arapça şeyler söylüyor. Ondan sonra ben rüyamdan kalkıyorum abi. Yanımdan kapkara bir bulut gidiyor. Yani dumanlar gidiyor. Ondan sonra ağırlık çöküyor benim üzerime. Uykudan kalktıktan sonra annemin yanına gidiyorum. Anneme sesleniyorum. Telefondan annemi arıyorum. Telefonunda cevap vermiyor. Yani cevap vermiyor dedim. Ben arıyorum ama telefon çalmıyor. Daha sonradan yanına gidiyorum. Anne diyorum, hani böyle böyle ben böyle bir rüya falan gördüm diyorum. Annem bu sefer okumaya başlıyor. Annem beni okurken tansiyonu düşüp bayılıyor. Beni okuduğu sıra. Bunlar sürekli sana nasıl söyleyeyim abi? Kimsenin duymadığı sesleri duyuyorum. Uyanıkken bile, çalışırken de. Hani yanımda bir kişi daha olsun. Tak 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 diye bir ses oluyor. Diyorum sen mi yaptın diyorum. Ben bir şey yapmadım diyor. Ben bir şey duymuyorum diyor. Halbuki konuşurken hala da duyuyorum o tip sesleri de. Bazen tek başıma şu an aşağıda oturuyorum. Bazen burada tek başıma otururken de kimsenin olmadığı yerden şeyler geçiyor. Sen söyle abi, bir yerden yansıma görüyorum. Gölgeler geçiyor. Yani onlara da şahit oluyorum. Sadece gölge geçiyor. Sadece duvarda bir yansıma görebiliyorum. Normal çalışmaya geldiğimde bile. Yani aşağıda durayım, tek başıma gölgeler görmeye başlıyorum abi. Evet. Bu sürekli bu şekilde. En son yaşadığım olay ise dün gece oldu. Tekrardan yemek yemeye gelmeden önce elimi yıkamaya geçtim abi. Arkadaşım aşağı inmişti. Yani orada bile kapı kendiliğinden kapanıp geri açılmışlığı bile vardı abi. Yani aşağı koşa koşa inmişliğim de vardı. Bunu senden başka gören de var mı bunları? Kimse yok abi. Bir tek ben. Aileme de söylüyorum, bakın. Üzerimde diyorum bir ağırlık var diyorum. Yorulmuşsundur sen diyor. Ya yoruldum da diyorum hani. Böyle bir yorulma değil çünkü içimde bir bunaltı var diyorum. Sabahleyin eve gidiyorum, yatıyorum abi. Tekrardan yine aynı rüyayı görüyorum. Hocaya da gittim. İşte birisi diyor büyü yaptırmışlar sana diyor. Ötekisi de diyor bir şeyin yok diyor. Yani bir keresinde şöyle bir rüyaya da şahit oldum abi. Kendim gördüm. Abi gece yatıyorum. Rüyamda bir tane çember oluşturmuşlar abi. 10 kişi çemberin etrafında oturuyor abi. Simsiyah bir vaziyette. Herkes, hepsi simsiyah. Yüzlerini görüyor musun? Çarşaflı. Yüzlerini göremiyorum abi. İlk oradan hiç kimsenin yüzünü göremiyorum. 4 tane de ayakta var abi. Bir odanın içerisinde 4 kişi de ayakta var. Her köşede birer kişi beni bir şey bekliyor. Ve ortada da bir hayvanın kafatası var abi. Soyulmuş bir vaziyette. Ne hayvan, ne hayvanı? Bu büyükbaş hayvanlar var ya abi, kurbanlık. Tamam. Onun kafatasını yüzmüşler abi, boynuzları, işte gözleri duruyor, dili dışarıya çıkmış. Bir tane gözü fışkırmış yerinden. Kanlı kanlı orada duruyor abi. Ortalarında da ben duruyorum. Yani odaya ben giriyorum rüyamda, beni odaya sokuyorlar. Daha sonrasından beni şeyin içine koyuyorlar. Bu çemberin ortasına getiriyorlar beni de.
Yani kalktığımda da elimde morluklar falan vardı. Kolumda, tuttukları kolumda. Tuttukları kolunda morluklar vardı. Peki bunlara gösterdi mi kimse bu o elindeki morlukları falan? Aileme gösterdim. Ailem de dedi işte hani hocaya götürmüşlerdi o zaman beni. İşte birisi dedi büyü yapılmış sana dedi. Birisi de dedi seni korkutmak amaçlı yapmışlar böyle bir şey dedi. Şimdi korkutmak amaçlı hani rahatsız etmek istemişler hani seni o şekilde söyledi. Ötekisi de büyü yapılmış. Sana büyü yapan kim var? Yakınlarımdan baktılar. Ondan sonra bana bir harf söylediler. G bir isim söyledi G diye. Bu bir kız dedi. Ben de tamam dedim. Kim olduğunu öğrendim ben dedim. Hani anladım ben dedim. Bu dedi senin dedi en yakınımmış dedi. En yakınımda bir tek G harfi benim eski hanımım vardı. Daha sonra adı mı G ile başlıyor? Söyleme adını da. G ile mi başlıyordu adı? Aynen abi. Ben de onun ismini söyledim. Hani bu mu dedim. Evet dedi. Ben de tamam dedim. Onu tekrardan geri aradı. Sen dedim bana böyle böyle bir şey yaptın mı dedim. Ben dedi istersem her şeyi yaparım dedi. O da bana tekrardan böyle bir cevap verdikten sonra dedim böyle bir şey dedim yaptın da dedim hani eline dedim ne geçti dedim. Hiçbir zaman dedi istediğin bir ilişki dedi senin gibi istediğin gibi gitmeyecek dedi. Ve ondan boşandıktan sonra hiçbir tane ilişkim onun istediği gibi de gitmedi abi. Peki ne oldu hala üstünde mi bu yani devam ediyor mu bu hala? Hala da devam ediyor abi. Kurtulamadın yani? Hayır abi. En sonunda yani, da dün gece yaşadınız yani bunu. Dün gece de yaşadım abi. Saat kaç yani sürekli, sularında oluyor bu işler? Abi 12'den sonra bende başlıyor abi. Gece 12'den yani, sonra? Gece 12'den sonra başlıyor abi. Hmm. Yani her gün yani sürekli. Yani bir şey yapmasalar bile yanımda olduklarını bazen bile hissedebiliyorum hani. Dükkanın içerisindeyim, herhangi bir rüzgar gelme olasılığı yok ya da bir odadayım, kendi odama geçiyorum abi. Ensemden aşağıya şey geliyor abi, bir soğukluk gelmeye başlıyor bir anda. Daha sonra bütün her yerim felç kesilmiş gibi, buz gibi oluyorum. Yani durduğum yerde buz gibi kesiliyorum. Ondan sonra zaten içeride bana bir ağırlık basmaya başlıyor. Çok özür dilerim. Bu şeydeki işarette ne yazıyordu bu bahsettiğin işarette? Ne ya da bir sembol neydi o? Abi bir yazıyor. Normal şeyle bir yazmışlar. Duvara mı? Hep bir mi yazıyor duvarda? Hep bir yazıyor abi. Ben orayı kazıdım. Hep aynı yere mi yazılıyor? Hep sabit abi. Tek yer. Fotoğrafını çekmeyi düşündün mü? Abi fotoğrafını çektim. Kaç kişiye de gösterdim. Hocaya da gösterdim. Şu anda çektiğim resimler de var. Yukarıda arkadaşım çalışıyor. Ona da gösterdim. Şu anda onun yanında telefonun her yere baktık abi telefonda. Gereksiz 10 bin tane resim var. Ama bir tek o resmi bulamıyorum abi. Yani her gün karşıma çıkan resim bu akşam karşıma çıkmıyor abi. En sonunda da dün gece yaşadım diyorsun. En sonunda da dün gece yaşadım zaten abi. Anladım. Peki yani hep peki o yazılan o bir aynı şekil mi? Yani şimdi hani bir yazı karakteri vardır. Ben mesela bir yere bir yazayım, iki yazayım. Gideyim başka bir yere daha yazayım. Ya da sen oradan sil yine yazayım. Mesela benim yazdığım anda yine aynı kişi yazmış dersin. Yazım karakteri, yazım tarzı hep aynı mı? Hep aynı abi. Hep aynı. Sabit abi. Hep aynı şekilde, aynı kalınlıkta, aynı şeylikte. Hep hani aynı yere mi yazılıyor? Hep aynı yer abi. Ben orayı kazıya kazıya tuğlaya kadar getirdim abi. Tuğlaya kadar geldim. Tekrardan hani geçen gün boya badana yapıldı eve. Oraya 4-5 kat şey çektik artık. Alçı çektik. Çimento attık tekrardan. Ama bu çektik. En son dönemlerde herhalde o duvara olan yazı yok galiba değil mi? Şu an. Şu anda yok ama zannediyorum ki birkaç gün içerisinde tekrardan çıkar diyerekten düşünüyorum abi. Çıkarsa, aynı yerde. Çıkarsa onun fotoğrafını bizde paylaşır mısın? Tabii abi ne demek niye paylaşmayayım? Ya da videosu, fotoğrafı, videosu filan. Şimdi burada sorular var. O görmüş olduğun hani ufak kız çocuğu gördüm dedin ya. Evet abi. Yüzü gözüken sadece o mu var mesela bu senin görmüş olduğun varlıklarda? Hani diğerlerine gözükmüyor yüzü. Sadece tek bu ufak kız çocuğunun mu yüzünü görebiliyorsun?
Evet abi. Yani gözleri simsiyah, yani gözleri büyük ve simsiyah abi. Hani normal insanın göz büyüklüğünün bir kat daha fazlası. Hani bir katman daha fazlası, hani gözleri, yani göz bebeği yok gibi söyleyebilirim, hani kaşının üzerindeki yeri var ya abi, orası yok gibi ama simsiyah. Söylediğinden de bir şey anlamıyorsun zaten, farklı bir dil konuşuyor, doğru değil mi? Aynen öyle. Arapça, hani şarkı söyler gibi abi, Arapça kelimeler söylüyor bana. Ablama söylüyorum diyorum, Arapça bir şeyler söyle diyorum. E dinle o zaman sen de diyor. Ya dinlesem diyorum, ne anlayacağım ben bundan diyorum. Bir kağıda not al diyor. Ya diyorum, kağıda neyine not alayım, rüyamda görüyorum ben bunu diyorum. En son hocaya gittim de hocaya da söyledim ben bunu. İşte kimin yaptığını da öğrenmiş olduk zaten o vasiyette de. Anladım. Çok geçmiş olsun. Allah yaşatmasın bir daha inşallah. Teşekkürler abi. Rica ederim. Bu kızı en son ne zaman gördün? En son geçen hafta gördüm abi. Geçen hafta. Fiziki bir temas yok değil mi? Sırtımdan bu penyenin olduğu yer var ya abi, ensemin olduğu yer. Evet. Ense tarafı. Oradan beni nasıl söyleyebilirim abi? 6 metreye yakın beni yerde sürüklediler. Hani gitmek istemediğim şekilde, hani oraya ben gelmek istemiyorum, oraya götürmeye, yani kaçmaya çalıştıkça en son ensemden tutup beni yerde sürüklediler abi. Kızı gördüğün gece mi oldu bu? Bu kızı gördüğüm gece oldu. Anladım. Peki bir tek kızın yüzü gözüküyor. Yani bir diğerleri... tek kız abi, geri kalan hiçbir şey yok abi. Anladım. Bazı yerlerde onları bile bazen görmüyorum. Hani rüyamda görüyorum ama bir tek, yani bir kişiyi gördükten sonra geri kalanları kendisini göstermiyor. Hani kaç kişi olduklarını da bilmiyorum. En son ensemden tutup yerde bile sürüklediler abi. 6 metre civarı kadar sabit bir köşe belirlemişler hani. Buraya çekeceğiz diyerekten. Hani bir mesken tutarsın, buraya çekelim dersin bir insanı. Oraya kadar beni sürükleyip orada beni yerden kaldırdılar. En son kafamı çevirdiğimde de o kızı gördüm. Bir anda karşımda. Uzaktan geliyordu böyle. Yürüye yürüye. Anladım. Geçmiş olsun abi. Var mı anlatmak istediğiniz bir şey? Başka da yok abi. Peki. Teşekkür ederiz bizimle bu olayı paylaşmış olduğunuz için. Sağ olun, var olun. Birkaç dinleyicimiz yazmış. Evden taşınabilirler, belki o çözüm olur filan gibisinden. Bilginiz olsun. Yani birkaç dinleyici öyle yazmış. Haberin olsun abiciğim. Ev şartı abi, bir yere gidemiyorsun. İnşallah, hadi bakalım, peki. İyi geceler diliyorum, kolay gelsin abi, selamlar. İyi geceler abi. Sağ olun, teşekkür ederim, sağ olun. Evet, iki hikaye gidiyoruz. Zaten yeni gündeyiz. Bir yeni güne şöyle bir bağlanalım istiyorum ben. Instagram Serdar Gökalp, Twitter Serdar Gökalp. Sorularınızı ya da yorumlarınızı yazabilirsiniz. Biz de iletiriz. Ömer Hoca bağlanacak mı diyenler var. Bağlanacak efendim. Şimdi iki ya da üç hikaye daha dinleyeceğiz. En son Ömer abi bağlanacak. Kendi notları bizim ve sizin soracaklarınızla Ömer abiyle bir muhabbet gerçekleştireceğiz. Twitter Serdar Gökalp, Instagram Serdar Gökalp. Takip edip yorumlarınızı yapabilirsiniz. Bir ara vereceğiz şimdi. Evet, geldi zannediyorum bağlantı, değil mi? Burada. Evet. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Çok şükür. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim efendim. Çok teşekkür ederim. Musallat olan varlıklar, abinizin kılığına giren bir varlık ve evde olan esrarengiz olaylar, doğru mudur? Evet, doğrudur. Evet abicim, buyursunlar. Merakla şimdi, dinliyorum sizi. Tabii ki. Bu 6 yıldır süren bir mevzu. Ben başından anlatayım. Ben öncelikle geceleri hafif hafif uyuyamaya başladım. Gözüme sürekli böyle sanki kapkaranlık bir odadayım. Gözümü kapatıyorum. Gözümün önünde sanki bir şey varmış gibi belirliyor ve ışık tutuluyor gibi, yani bayağı yüksek bir ışık tutuluyor gibi oluyordu. Tabii ondan sonra da bu, nasıl anlatayım, biraz heyecan yaptım, kusura bakmayın. Hiç önemi yok abi. Evet, biraz bu konular gözümün önünde canlanınca isterseniz oldu. Yok yok, hiç önemi yok, rahat anlatabilirsiniz. Heyecanla da anlatabilirsiniz rahatla, hiç sıkıntı yok. Biz... böyle yıllardır yapmış olduğumuz için dinleyici de alışık. Bir de olayı yaşayan sizseniz tabii, yaşarken bazıları özür dilerim, anlatırken bazıları tekrar yaşıyor. Hiç sıkıntı yok, saygımız sonsuz efendim. Buyurun, devam edin. Sağ olun. Sonra tabii ben bunu babamgile anlattım. Babamgile dedi, karanlıktan korkuyorsun o yüzden uyuyamıyorsun falan dedi.
Bu okulda da beden dersimiz boştu. Beden dersinde bu cin çağırma ruletleri falan yapıyorlardı. Ben dedim ya yapmayın falan dedim. Yakın bir arkadaşım vardı Salih. Hadi buyur işte. Evet Salih dedim bak oğlum bunlar böyle şey yapıyor dedim. Başına bir şey gelecekler falan. Tabii inanmayarak yapıyorlar bunlar. Kızın bir tanesi çığlığı attı abi bir anda. Kız kendinden gitti. Gözleri falan gitti böyle göz bebeklere. Bembeyaz gözüküyor. Kızı kendine getirmeye çalışıyoruz. Bir yandan kızlar ağlıyor. Diğer kızlar ne oluyor falan diye. Kız abi 20 dakika sonra falan kendine geldi. Hani ne oldu diyoruz konuşamıyor biraz. Böyle çenesi de titriyor kızın konuşmaya çalışıyor ama çenesi de titriyor. Sonra dedi işte ya dedi birisi dedi hani bomboş bir yerdeydim dedi. Etraf bembeyaz dedi. Bir şey geldi dedi benim gözlerimi dedi göz bebeklerimi çıkar dedi. Ezdi resmen dedi gözlerinden kanlar akıyordu dedi. Ama ben bunu görüyordum dedi. Ben dedim dedi Salih dedim bak oğlum ben biliyordum böyle olacağını falan dedim. Abi ilerleyen zamanlarda biz dergah falan gidiyoruz abi. Hatmelere falan katılıyorduk. Dergah çıkışı abi saat 11 akşam. Parkın caddesinden geçiyoruz abi. Ben parkta bir kız gördüm. Bankta oturuyor. Babam, kuzen bir de arkadaşlar vardı. Babamla arkadaşım üzerinden yürüyordu. Ben abi dedim ki abi dedim, kıza bak. Kızı siyah beyaz bir kıyafet giymiş abi. Bana bakıyor. Ya dedim abi ben gideyim yanına bir konuşayım tanışayım dedim. Abim de onun battı böyle... Dedi dalga mı geçirin dedi hani bizim şefin dedi. Dedim yok abi dedim ya kızı görmüyor musun dedim. Kuzenim de baktı orada kimse yok dedi babama seslendi abim. Babam da baktı böyle oğlum gel yanıma dedi geç ol dedi eve gidelim dedi. Beni tuttu abi götürdü eve doğru. Babam bunu dergahta anlattı. Ya olur böyle şeyler falan yaptı. Hani halüsinasyon görmüştür çocuk dedi genç çocuk dedi. Falan yaptı orada mollalar falan. Sonra ben tekrar abi bu olayları görmeye başladım. Hani gence tekrar rahatsız ediyorlar beni. Bir gün de kuzenim bize kaldı. Annesiyle tartışmıştı. Abi kuzenim ben ranzanın üst katında yatıyorum. Kendisi alt katta yatıyordu. Kapıya böyle bir anda çarptı böyle. Hani tuvalete kalkmış tuvaletten gelirken. Kapıya çarptı ama çığlık attı. Kuzenimi uyandırma şey yapıyoruz. Yani gitmiş bilinci de gitmiş kızın. Uyandırmaya çalışıyoruz falan. Kendine geldi abi. İki saat falan zar zor kendine getirdik kızı. Yüzünü su döktük falan. Kendine geldi. Babam diyor ne oldu falan diye bana soruyor. Baba dedim bilmiyorum. Hani bir ses duydum ama dedim çığlık attı dedim. Bir de kapıya çarptı yani dedim girerken. Babam çok özür dilerim işte. Abi ben de bir kopukluk oldu. Kızı nerede gördünüz abi? Kızı abi parkta gördüm. Bankta oturuyordu. Evet. Ben yanına gitmek istedim. Tamam. Abimler de dalga geçtiğimi sandı. Orada bir kız yok diye. Ama ben kızı görüyorum. Siyah beyaz bir kıyafet giymiş. Bir tek sen görüyorsun kızı. Evet bir kızı bir tek ben görüyorum. Yani gitmek istedim. Babam anladı mevzuyu. Dedi tamam oğlum gel dedi falan. Dergahta anlattı. Dergahta hocalar dedi halüsinasyon görüyordur. Yani bu normal falan dedi. Mollalar falan. Ondan sonra da abi kuzenim bizde kalıyordu. Ailesiyle tartışmıştı. Kuzenim abi gece saatinde çığlık attı durduk yere. Ama hani tuvaletten gelirken kapıya çarptı. İşte babam gün onu uyandırmaya çalışıyor. Birinci kayboldu. Hı hı. Ondan sonra abi kendine geldiğinde ne oldu kızım dedik. Ya dedi işte kolumdan birisi tuttu ve bana tokat attı dedi. Tokatı sert attı dedi kapıya çarptın dedi. Bunun bilincinin farkında. Ama bilinci o ondan sonra hani gitti yani kız yere düştü. Bizi yatırdık yüzünü falan işte su döktük falan. Kendine geldi. Ondan sonra abi ilerleyen zamanlarda gene aynı şekilde ben gece uyuyamıyorum. Yani gece uyuyamıyorum. Şu anda zaten gece çalışıyorum bu gece uyuyamamız yüzünden. Yıllardır böyleydi. Hani normal bir hayatım olsun istiyordum. Hani diğer insanlardan farklıyım ve asosyal birisiydim. İnsanlarla sohbet etmiyordum. Hani edemiyordum. Ondan sonra bu ilerleyen zamanlarda abi babam gibi söylüyorum anlatıyorum babam gibi hani inanmıyordu bana. Ya diyordu işte halüsinasyon görüyordur veya bir şeyden etkilenmiştir karanlıkta korkuyordur. Ben tabii odamın ışığını hep açık tutuyordum. Tabii zamanla bu şeyler tam tersine dönmeye başladı. Bir gün abi gene abim benim askerliğe girdi. Tabii yurtta kalıyordu abi. Ben abimle yattığım zaman kendimi güvende hissediyordum. Çünkü abim yarı hafızdı. Kur'an'ın birçok sayfasını ve ayetleri ve mealini hepsini biliyordu. Abimle yatıyordum abi Kur'an'dan kursundan geldiğinden. Abim şeye girdi. TSK'ya girmişti. Askeriydi. Uzman. Şu an bitirdi zaten onu. Abi bir gün kapı çaldı. Açtım kapıyı. Baktım abim gelmiş. Ya dedim abi dedim ya dedim geldin niye haber vermiyorsun? Ben seni dedim alırım dedim. Abim dedi ya işte sürpriz efendim dedi. Annem bile sakın söyleme falan yaptı. Geldi abi odada oturduk sohbet ettik. Ondan sonra çantasından bana işte çikolatalar çıkardı. Dedim abi dur dedim iki bardak getirin dedim beraber dedim yeriz içeriz. Bana sordu işte nasıl gidiyor. İşte sevgilin falan nasıl gidiyor müziğin falan.
Ya abicim sen mazisin, ne diyorsun? İşte askeri şeyleri anlattı abi, operasyonlarını falan anlattı. Dedim abi dedim ya dedim, seni çok özledim. Bugün beraber yatalım mı dedim. Tabii dedi, yatalım dedi. Abi yattık beraber, sarıldım. Ama yani sarıldığım zaman abi gerçekten abime sarılmışım gibi. Hani sarılıyorum. Özlem var arada. Çünkü hani biz abimle normal kardeş gibi olamadık. Yurtta kaldı 3 sene. Ondan sonra TSK'ya girdi 4 sene. Sarılıyorum abi. Sabah uyandım. Baktım abim yanımda yok. Anne dedim abimler nerede? Hani abim nerede? Annem dedi ki oğlum abin gelmedi ki. Ya geldi dedim. Kapıyı açtım ben. Kilidini açtım. Hani eve getirdim. Hani içeri geçtik. Benim yanımda yattı. İnanmıyorsan dedim gel dedim. Annemi tuttum kolundan. Abi benim odaya söktüm. Baktı annem içecekler içilmiş. İşte çikolatalar yenmiş. Cips falan yenmiş. Sohbet ettim işte. Onu da anlattım. Babam da şaşırdı abi. Babam abimi aradı iş yerinde. Dedi onun böyle böyle işte mevzular oldu. Abim de şaşırdı. Baba dedi sen hani hocayı götür yani dedi. Fıdayla dedi. Çünkü dedi gerçek yani. Operasyon dedi doğru. Evet dedi. Böyle böyle o. Abim de aynısını anlatmış babama. Sonra abi dergaha tekrar biz bayağıdır gitmemiştik. Ara vermiştik. Dergaha gittik. Hocalar anlatıyor. Hocalar tabii biraz şey yapıyor. Tereddütte kalıyor. Halüsinasyon olabilir mi? Olamaz mı sanat? Babam dedi oğlum gel dedi sen anlat. Anlattım. Molla yardımcı olmadı dedi. Allah yardımcımız olsun dedi falan. Korktu kendisi. Yani yardımcı olamam dedi. Bu beni aşar dedi. Bir numara verdi. Onu aradık abi. Açılmadı numara. Yani çalıyor çalıyor açan yok. Eyüp'te bir hocaya götürdük. Hoca Şey verme abi. Nokta böyle yani, adres verme. Konum verme. Anladım abi. Tamam evet. Kusura bakmayın. Hocaya şey yaptık abi. Hoca suya bakmış. Benim adımı söylemiş. Soyadımı söylemiş. Tabii bize hocalar soy ismimizi değiştirin diye ısrarla bulundu abi. Soy ismimizi değiştirin diye ısrarla şey yaptı. O hoca da öyle demiş. İşte, ne soy senin soyadını mı değiştirelim? Evet abi bizim soyadımız onların kralları anlamına geliyormuş abi. Ha, senin soyadın o. Sen yayında söyleme de sen sosyal medyadan şey yapmasınlar bulmasınlar istersen seni. Sizin sosyal medyada pek yok abi. Sen mi yoksun sosyal medyada? Adım zaten abi farklı. Yani benim ismim Türkiye'de bir tane var zaten isim. O da bende abi. Soy ismim de var mı? Var olabilir Türkiye'de. Ama soy ismim işte onunla bağlıymış abi. Soy isminden kaynaklanıyor yani senin. Bu evet abi. Soy isminden kaynaklanıyor. Şimdi eski Allah evimizde Allah. Eski evimizde bu olaylar oldu. Biz yeni eve taşındık abi. Sıfır bir binaya taşındık. O binada zaten abim geldi. İşte abimi gördüm ettim falan. Sen tam söylemedi abi çok özür dilerim. Soyadın cinli bir şey galiba değil mi? Evet abi. Doğru. Tamam. Tamam. Evet. Abi ondan sonra işte hoca bakmış suya. Benim ismimi söylemiş. Soy ismimi söylemiş. İşte beni belirtmiş. Boyu şu kadar mı? İşte kilosu bu falan filan. Baba. Abi söylediğin isimleri kestim. Bir daha lütfen bir kere daha diyorum. Bu ya bizim doğayla ilgili dedim söylemeyeyim abi. Evet evet. Çünkü çok meraklı abi, çok meraklı tamam. İnsanlar var. İşte evet şöyle mi yapsak böyle mi yapsak diye ben onu kestim sana zahmet bir daha tamam. Konuşurken bu ve benzeri bilgileri verme abicim anlatırken tamam mı sana zahmet tamam. Evet buyursunlar tamam devam abi. Et işte abi hoca şeyler vermişti dualar falan verdi abi ben onları taktım sonra abi kayboldu bu dualar falan evde evin bir belirli yerlerini koyduk abi bunlar hepsi kayboldu abi sabah nerelere koydunuz evde? Abi benim odaya duvara astık abi. Benim boynumda vardı abi. Boynumdaki de kayboldu. Sonra tabii aradan aylar sonra ben bu boynumdakini iş yerinde buldum. İş yerinde dolabımın köşesine konmuş. Tabii ben hani sabahında kayboldu abi. Ve o dolaba sürekli kıyafetlerimi değiştiriyorum ediyorum. Hı hı. Sonradan buldum abi. Bir gün abi gene odamda yatıyorum abi. Orada bir anda uyandım. Tabii niye uyandım bilmiyorum. Geç saatler. Saatleri saat kaç olduğunu bilmiyorum abi. Odamın kapısı açıldı abi. Abi odaya öyle bir şey girdi ki. Ya girdi. Bilgisayarım sandalyesini çekti abi. Bana bakıyor abi ama öyle bir bakıyor ki ya gözleri yakut gibi abi böyle. Bana öyle bir bakıyor ki yani nasıl diyeyim bir yandan korkuyorum ama bir yandan öyle bir dehşete kapıldım ki yani çok güzel gözleri vardı abi. Öyle mi öyle değil. He, nasıl korkudu, tarif şey, edeyim? Çok özür dilerim. Giren varlık evet. Nasıl bir varlık birazcık bir tarif eder misin bize? Şimdi abi şöyle bir tarif edeyim. Yapısı abi bizim insan gibi yapısı. Ama tabii elleri uzun abi. Parmakları böyle bayağı uzundu. Yüzü belirgin abi. Ama yani bizim gibi yüzü yuvarlak değildi.
ki şöyle, hani bunları net bir şeyle tarif edilemez zaten abi. Bunlar bana, yani benim kendi görüşümle, birkaç kere gördüm ettim böyle. Benim görüşümle abi bunlar hani sıvı bir şey. Hani nasıl suyu farklı farklı kapları koyarsın abi. Bunlar da öyle farklı farklı kaplarda hani o şekli beliriyor abi. Ama ben öyle gözlerine öyle bir odaklandım ki, yani gözleri yakut gibiydi abi böyle. Çok güzel gözleri vardı. Onu daha böyle gördüm. Ondan sonra ilerleyen zamanlarda... Bir konuşma mı? Bir şey olmadı mı aranızda? Bir şey olmadı mı? Yok abi. Bana sadece baktı abi böyle. Ben yataktan kalkamıyorum. Çok özür dilerim. Hani gözleri falan güzeldi dedin de bunu sormam icap ediyor. Yani dişi miydi evet, karşıdakinin cinsiyeti sence? Yok abi, cinsiyetini anlayamadım. Evet. Sadece gözlerine yani kapıldım abi. Yani gerçekten çok güzel bir gözleri vardı böyle. Yani çok hoştu. Kalktım tabii, babama gene anlattım bu mevzuyu falan. Babam tekrar muskayı yaptırmak istedi. Ben de dedim ya baba, ben istemiyorum dedim muska falan. Gerek yok dedim ya. Ben dedim istemiyorum dedim. Korkmuyorum dedim. Çünkü abi bir zamandan sonra alışıyorsun abi. Ya ben tabii kendi fikrimle, düşüncelerimle ben alıştım. İş yerinde çalıştığım zaman geliyorlardı abi. Bana bakıyordu, beni izliyordu. Görüyor, bizzat görüyorsun yani. Bizzat görüyorum abi. O iş yerine gelip seni izleyen senin odanda görmüş olduğun o gözleri güzel olan varlık mıydı? Yok abi, bu sefer farklı bir yapıya sahipti. İnsan gibiydi ama tabii yüzüne baktın zaten ki yüzü yokmuş gibi. Hiç konuşmadınız değil mi hiçbirisiyle? Hiçbir temasınız olmadı. Abi cesaret edemiyordum ya. Şimdi cesaret edemiyordum çünkü bir şey söylesem ya, yani yanlış bir şey söylerim diye çok, o kadar çok korkuyordum ki yani zarar verirler diye bana, cesaret edemiyordum abi konuşmaya. Tabii evlendim abi ben. Aradan iki sene falan görmedim böyle, hani gelip gitmiyorlardı. Evlendim abi, eşim bir gün yataktan kalktı abi, beraber uyuyoruz. Yataktan kalktı, kapının kilidini açmaya çalışıyor. Çağırıyorum. Bana bakıyor, cevap vermiyor. Tekrar kapıyı açmaya çalışıyor. Ya dedim hayatım gelsene, ne yapıyorsun? Gelemem dedi. Dedim, niye gelemiyorsun? Gelirsen sen beni öldürürsün dedi. Ya dedim ben seni niye öldürürüm? İnsan benim sevdiğine zarar verir mi? İşte onlar öyle söyledi dedi. Dedim kim söyledi? Ya onlar öyle söylüyor dedi. Sen beni öldüreceksin dedi. Ya dedim hayır, gel. Abi gittim, tuttum kolundan, yatağa yatırdım. Arkasına döndü bana. Sordum, dedim sen niye böyle bir şey yaptın dedim. Ben de bilmiyorum dedi. Dedim kim söyledi sana? Bilmiyorum dedi ya. Yüzleri böyle dedi, bembeyaz bir şeydi dedi. İşte seni Yakup öldürecek. Yakup seni öldürecek. Yakup seni öldürecek. Kaç git. Böyle şeyler söylemişler abi. Ben eşime söylüyorlar yani. Eşime söylüyorlar abi, kaç diyor. Yani git onun yanından diyor. Seni öldürecek diyor. Eşim bilinçaltına girmişler abi. Bilinçaltında böyle şeyler söylemişler. Tabii... Gece çalışıyorum abi ben. Şu anda zaten işlerindeyim. Eşim eve gidiyorum abi sabah. Baktım eşim hani korkmuş. Hiç uyuyamamış. Dedim ne oldu? Ya dedi işte damacanın dedi pompası çıktı dedi. Yere düştü dedi. Dedim Allah Allah. İşte banyoda çocuğun var abi işte. 4 aylık. Onun işte. Maşallah banyo, Allah başlasın. Amin abi. Banyo yaptırdığımız leğeni düşmüş. Asılıydı. Gitti. O düşüyor. Ondan sonra yere bardak düşüyor abi, bardak kırılıyor. Eşimi korkutmaya başladılar, yani beni korkutmuyorlar, eşimi korkutmaya başladılar ki şöyle bir eşiniz şey de var. Eşiniz görüyor mesela mu peki? Eşim görmüyor abi kesinlikle, sadece o bilinçaltına girdiği zaman görmüş, yüzü bembeyaz bir şekilde görmüş. O yani ben de alıştım abi ama sanki nasıl diyeyim, beynimin içinde abi yani normal hayatta da çalıştığımda da oturduğumda da yemek yediğimde de sürekli benimle konuşan birileri varmış gibi. Yani güzel yanları da tabii bu şeyin olduğu oluyor. Komşumun oğlu vardı mesela, ben de sürekli uğraşırdı. Benim gücüm yetmezdi abi ona. Ağlatırdı, ederdi bizi. Ben hani gücüm yetmediği için sürekli kendi kendime geceleri söylerdim ya. Şu çocuktan kurtulmak istiyorum, bu çocuktan kurtulmak istiyorum. Abi çocuk ailesiyle kavga etti. Ailesi bu evlattan reddetti. Şu an çocuk sokakta yaşıyor mesela. Tövbe yarabbi ya. Evet, yani böyle şeyler de oldu abi. Tabii biz hocalara gittiğimiz zaman hocalar dedi ki işte senin oğlunu seviyorlar. Senin oğlunu işte sevdiği için senin oğlunla uğraşıyorlar dedi. İşte şu an eşimle uğraşıyorlar. Evde öyle uğraşıyorlar. Şu an hala devam ediyor yani. Tabii abi devam ediyor yani. En son vukuat nedir abi, en son olay? En son olay işte abi evde
eşyaların düşmesi, bunlar gün gün aynı gün hani içinde olmasa bile işte birinci gün oluyor, yarın oluyor, tekrar yarın oluyor. Ne zaman şu oldu bu olay, bu en sonuncusu? En sonuncusu cuma günü oldu abi. Evet, cuma günü olmuştu. Bardak düştü. Bardak kırıldı. E şimdi tabii korktu. E şimdi uyuyamıyor. İşte beni bekliyor. Ben geldiğim zaman öyle uyuyor. Anladım. Geçmiş olsun. Ama sende korkudan daha çok böyle bir artık içinde bulunduğun duruma alışılmış, alıştım gibi böyle hissediyorum. Yani alıştım abi. Ben ilk zamanlar çok korkuyordum görmeye. Sonra işte abi merakım arttı. Hani onlarla konuşmak gibi bir istekler bulunuyor. İşte hani böyle istekler oluyor tabii. Yani alıştım abi ben mevzuya. Hani korkmuyorum da yani daha çok onlarla işte konuşma falan istekler oluyor. Anladım. Ama konuşamıyorsun tabii. Sen konuşmuyorsun. Konuşma derken onlar mı konuşuyor seninle? Anlamadım ben. Konuşma abi, konuşamıyorum tabii. İlk zamanlar onlar beni çağırıyordu, işte Yakup gel falan. Mesela ben dışarıda gezdiğim zaman bu olayı atladım biraz. Heyecanlandım. Ben şimdi dışarıda abi gezdiğim zaman annem çalışıyor, babam çalışıyor, abim yurttaydı. Eve girdim abi. Baktım oturma odasından birisi beni çağırıyor. Yakup gel diye. Abi tuhaf oldum çünkü ses benim sesim. Oturma odası camlı abi, eski kapı. Baktım camın içinde, yani camın oradan bakıyorum abi, içeride birisi oturuyor koltukta. Kapıyı açtım abi, bir baktım kendimi gördüm abi. Benim kılığımda birisi beni çağırıyor. Korktum abi, hemen akşama kadar merdivenlerde oturdum, annem günün gelmesini bekliyorum. Anne dedim böyle böyle. Annemler geliyor, bakıyor içeri, kimse yok. Yani o zamanlar çok korkuyordum. Şu an tabii alıştım abi. Hani ben onlarla konuşmayı istiyorum. Ama şu anlar işte bana gözükmüyorlar. Hani 2 yıldır falan göremedim. Sadece işte eşimi korkutuyorlar falan. İki yıldır seninle bir olayları yok. Sadece eşinle yok uğraşıyorlar. Abi. Doğru mu? Sadece eşimle. Evet, doğrudur abi. Anladım kardeşim. Peki. Geçmiş olsun. Yani, sağ olasın abi. Yaşama inşallah bir daha. Ya inşallah abi yani. İnşallah. Peki, teşekkür ederim olayı bizimle paylaşmış olduğunuz için. Sağ olun. Var olun. Abi. Çok teşekkürler. Sağ olun. Teşekkür ederim. Var olun. Ama hep zaten diyoruz değil mi Adem? Bunu Ömer Hoca da diyor. Mesela bir yerde, orada burada filan. Özellikle yalnızsanız, çağrılırsanız gitmeyin diyordu değil mi? Evet. Bunu çok duydum ben. Yani hiç çağrılmadım. İnşallah da hiç çağrılmam yani. Bir de kendi sesiyle çağırmışlar. Ben kendi sesiyle çağrılmasını ilk defa duydum. Mesela normalde ne bileyim işte annesinin sesiyle, babasının sesiyle, kardeşinin, karısının, çocuğunun sesiyle filan çağrılır hesapta. Yani öyle söylenir hesapla derken, böyle demem daha doğru olur herhalde. İlk defa kendi sesimle çağrıldım diyene denk geldim. Ben kendi sesimi duysam yani... Gider misin kendi sesini duysan? Ben olduğum yerde bayılırım diye düşünüyorum. Valla ben de bulunduğum mekanı terk ederim. Ben kendi sesimle, bir de ben kendi sesimi bilmiyorum. Sen kendi sesini duysan tanır mısın kendi sesini? Yani kendi sesimi... Kendi gerçekten bak, bu çok enteresan bir şey. Bu yani böyle, duyduğum gibi duyulmuyor. Duyduğun gibi değildir herhalde. Değildir. Öyleymiş zaten. Ama biz meslekten dolayı belki biraz kendi sesimizi biliriz ya. Kulaklıkla konuşuyoruz yani biz. Ya oradan duyuyoruz ama işte evet, oradan belki duyduğumuz gibi değilmiş. Ben öyle biliyorum. Yani evet, belki bilebiliriz. Son telefonu bağlayacağız. Son hikaye. Sonrasında da Ömer abiye bağlanacağız değerli dinleyenler. Şimdi Adem son telefonu bağlıyor. Ben de merakla bekliyorum. Merhaba, adım Eylül. Bağlarsanız benim de anlatacağım bir iki hikayem var demiş efendim. Eylül'cüm selam ediyorum. İnşallah başka bir böğe. Elimizde hikayeler mevcut. Daha önceden alıyoruz çünkü hikayelerin kayıtlarını. Eylül, ne yapalım? Bir dahaki böğe programı için bana lütfen Instagram'dan yaz. Instagram Serdar Gökalp. Seni not alalım, iletişim bilgilerini alalım. Arayalım seni bir dahaki böğe programı için. Sevgili Eylül. Evet, Adem'in bağlamasını bekliyoruz. Son hikayemiz, son Ömer abi bağlanacak. Tamam mı? Tamamdır herhalde. Alo, merhaba. Merhaba. Merhaba abi, nasılsınız? Biz de Allah'a çok şükür Serdar Bey, sizi sormalı. Bizdeyiz abi, çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. İsminiz nedir, ne diye hitap edelim? Ne diye hitap edelim size? Ayhan diye biliyorsunuz. Ayhan, ikinci. Tamam Ayhan abicim. Eşinize bir musallatlık söz konusuymuş abi, doğru mu? Uğraştırmış galiba evet, birazcık sizi. Çok uğraştı, 2 sene uğraştırdı bizi. İki sene uğraştınız. Hala şey mi, hayatınıza mı bu olay acaba?
Yok, bu ilk evlendiğimiz zamanlarda 2 sene uğraştırdı. Hı hı. Ondan sonra Allah tarafından bir çağrı çıktı İzmir'de. Biz Ankara'da ikamet ediyoruz. İzmir'de vatandaş çıktı karşımıza. Yani birisinin tavsiyesiyle. O evet. Sağ olsun o işi kökten çözdü. Ama o 2 sene çok büyük kabuslar yaşadık. Yani. Anladım. Yani. Abi hikayenizi dinlerken şimdi birisi vasıtasıyla çözmüş olduğunuz için o kişinin nerede olduğundan kesinlikle bahsetmiyorsunuz. Ve yapmış olduğu yok. Şeyleri de anlatmayın size zahmet. İşte şöyle yaptı böyle yaptı yok. Diye. Çünkü... bu böyle programıyla alakalı bunlar benim koymuş olduğum yasaklar değil. Bunları evet. Canlı yayında veremiyoruz, anlattıramıyoruz abi, bilginiz olsun. Tabii tabii. Tabii buyursunlar abi, bekliyorum, hikayenizi dinliyorum. İlk görüştüğümüz, çıktığımız nişanlı zamanımızda ufak tefek bayılmalar oluyordu. Evet. Evlendik, resmi nikahımız kıyıldı, düğünümüz oldu falan. Sadece iş iyice çığırına çıkmaya başladı. Beni yatak odasına falan almıyor. Eşiniz? Tabii eşim. Hı hı. Girme buraya, birazdan kız şeyler olacak falan. Beni odaya sokmuyor, salonda yatıyorum ben birkaç gün falan. Sakinleştiğinde soruyorum tabii, ne oldu, niye akşam böyle oldu falan. İşte ben diyor, senin bir odasını alamam diyor. O anda diyor, sen benim gözüme diyor. Kafası kopuk bir şahıs olarak gözüküyorsun benim gözüme diyor. Kafası kopuk bir şahıs olarak gözüküyorsunuz eşinize. Yani, kafası kopuk bir şahıs olarak gözüküyorum ben bunun gözüne. Abi çok özür dileyerek, bir kulaklıkla mı konuşuyorsunuz acaba? Yok, normal telefonla konuşuyorum. Şu anda daha iyi biliyor musunuz? Yani bir yakınlaştınız herhalde evet. Telefona. Böyle devam ederseniz evet. Güzel olur abi. Evet. Ondan sonra tabii zaman zaman bizim iş yerimiz yakın olduğu için şey yapıyoruz. Arada bir gündüzlere uğruyorum merakımdan. Bir gün gündüz geldim, kollarını kesmiş. Kollarını kesmiş? Kollarını kesmiş ciyetli. Ne oldu Özlem dedim. Kes dediler, ben de kestim diyor. Yani diyecek bir şey bulamadım. İstediler, ben de kestim dedi. Doğru mu? Tabii istedi. Tabii aynen. İstediler, ben de, onlar dediler, ben de kestim diyor. Kestik diyor daha doğrusu. Kestik diyor. Ha, onlarla kestim. Beraber olduğunu söylüyor yani. Beraber kestik diyor. Hı. Ondan sonra gene bir gün tesadüfen öğlen arası geldim eve. Beşinci kattan aşağı sarkıyor. Ayaklarından tuttum, içeri çektim geri. Beşinci kattan aşağı sarkıyordu işiniz. Beşinci kattan aşağı sarkıyor. Hı. Ne yapıyorsun Özlem bu sefer de? Gene aynı. Sakinleşince. Atladı, ben de atlıyordum diyor. Evet, ben buradayım abi, devam edin siz, ben evet. Hayretle dinliyorum. Ondan sonra Serdar Bey, düğün takılarımız mesela, altınlarımız falan hep yok oldu gitti yani. Kül oldu gitti, ne yaptı, aşağı mı attı acaba, ne bileyim. Ha, evdeki ziynet eşyaları falan da kayboldu. Tabii ziynet eşyalarımız da kayboldu bizim. Düğün takılarımız komple yani, hiçbir şeyimiz yok ortada. Hiçbir şey yok. Peki sordunuz mu eşinize ne yaptı, ne etti gibisinden? Abi sordum. Ama o bir şey demiyor. Yani benim mantığıma şu. Bilmiyorum diyor, çıkıyor yani. Başka bir şey demiyor. Bilmiyorum diyor, çıkıyor. Evdeki eşyalar nereye gider yani? Bu seninle beraber bir yere koyduğumuz bir kesede bir altın yani. Bir sürü bezik, küçük altınlar, büyük altınlar falan. Hepsi bir yerle böyle. Hiçbir şey yok. Hepsi kayıp. De enteresan. Evet. Ondan sonra işte abimlere gidiyoruz. Orada sert bayılmalar oluyor. Bayağı sıkı bayılmalar oldu. En son bir arkadaşımızın aile ortamında evinde okey oynuyoruz. Çay içiyoruz. İşte pasta börek falan yiyoruz derken ben lavaboya takacağım. Lavaboya geçtik. Gelmiyor. Dedim ne oldu, niye gelmedi ki? Gittim baktım, tuvaletin deliğinden içeriye saçlar girmiş. Kafayı zorluyorlar deliklerin içine sokmaya birileri. Sanki o pozisyonda yani. Çok tabii, özür dilerim. Klozetten içeriye kafasını sokmaya çalışıyor eşiniz. Tabii. Aynen. İçeri kafasını sokmaya çalışıyor. Oradan apar topar zaten sırılsıklam olmuş. Saçları falan sırılsıklam olmuş yani. Oradan apar topar saldırdım. Aldı, salona getirdik falan. Bu benim sahibinin bir ablası vardı. Bekar olduğu için öbür odada tek başına kalıyordu yani bayan. Ablamız. Böyle bir ne oldu dedi. Böyle bir abla dedim. Biz bunu bir senedir çekiyoruz dedim yani. Hatta iki sene yakın oldu dedim yani. Atıcı abla. Ondan sonra dedi ki öyle bir şey vardı, bana niye söylemiyorsun falan dedi. Kadın mezun buluşun uzman mıymış abi? O dediğim çağırsa yönlem dedi. O da sağ olsun 40 gün içinde bizim bu tehlikeli hareketlerin iki kere daha tekrarlanacağını, iki kereden sonra tamamen kesileceğini söyledi. Çok özür dilerim. Dediği gibi de, şimdi bu oldu. Bilen kişiye gittiniz yani, hocaya gittiniz. Eyvallah. ne olmuş peki eşinize abi? Söyledi mi bunu? Ne olduğunu söyledi mi eşinize? Yok, net olarak şöyle bir şey söyledi. Yani Mustafa falan gibi bir şey yok. Böyle bir şey değil. Buna cin aşık olmuş diyor yani hocam dediği. Aşık olmuş diyor. Aşık olmuş dedi. Ben bunu bitiririm dedi.
bitiririm dedi. Bitirdi mi peki? O hoca bitirdi. Ama ondan önce daha öncelerine paslarına da gittik hocam da. Hiçbir şey olmadı, ilerleme olmadı. Bu adam 40 gün içinde resmen bitirdi. Hayatımızda yeni bir sayfa açtı. Ondan sonra çocuklarımızı yaptık. Bir oğlumuz, bir kızımız oldu. 23 senelik evliliğimiz devam ediyor. Allah çok şükür hiç sıkıntı yok. Bu anlatmış yani olduğunuz olay yani 20 sene öncesine belki de, doğru mu abi? Tabii 20 sene, evliliğin ilk 2 senesi yani. Evliliğin ilk 2 senesi. Eşiniz hatırlıyor mu evet. Peki o tarihleri, o günleri, o yaşadığı şeyleri? Tabii hatırlamaz. Tabii hatırlıyorum. Çünkü en çok canı yanan oydu yani. Benim gözümle görüyordum, çok canı yanıyordu onun. Peki yani siz herhangi bir varlık, herhangi bir başka bir şey falan böyle bir denk geldiniz mi acaba? Hiç. Ben hiçbir şey gelmedim. Sadece eşimin yaşadıklarını gözümün önünde olduğu için çoğu şey. Ben genelde de olaylar hep benim yanımda oluyor. Benim yanımdayken oluyordu. Mesela tuvalet olayı enteresan bir olay, değişik bir olay. Zaten bu, son olay oldu. Ondan sonra zaten kurtulduk. Başka böyle bir şey gördünüz mü? Siz şahit oldunuz mu? Şimdi kollarını kesmesi, tuvalete kafasını sokması filan gibi şeyler hakikaten kan donduran şeyler, ama buna benzer başka bir şey yaşadınız mı mesela? Şunu da gördüm, şu da oldu dediğiniz bir şey var mı acaba? Ya dahası vardı, onlar daha hafif kalır yani bu anlattıklarım yanında. Mesela restorandan çıkarken işte merdiven aşağı dümdüz yuvarlandı. O arada bayılmış. Yani tavsiyeler de var. Daha onlardan çok var tabii de. Bu şeyleri anlattım ben. Daha enteresan olanları anlattım başımızdan geçen. Evet, böyle evden çıkıp gitmeler falan var mıydı? Yok, öyle bir şey yok. Öyle bir şey yoktu. Öyle bir şey yok ama işte aşağı atlama şeyi oldu. O tezahürde Allah tarafından ben girdim eve. Yatak odasından aşağı sarsıyor yani 5. katın aşağı. Belki de ben bir 10 dakika geç kalsam belki aşağı atlayacak yani. Allah korusun abi. Sevindim. Yani. Sevindim yani şey yaptığınıza. Şu an iyiyiz Allah'a çok şükür. O zaman o dediğim gibi tuvalet olayı son olay oldu. Ondan sonra abla çıktı işte karşımıza tesadüf. Ve İzmir'de bir şahsı yerlendi. O da sağ olsun 40 gün içinde tekrarlar, 2 kere tekrar olacak dedi. Bu da ufak tefek çarpıntılar böyle yani şey bayılma gibi 2 kere olacak dedi. Ondan sonra kökle komple bitti Allah'a çok şükür. İki kere mi tekrar oldu peki hakikaten? Abi aşkım dediği gibi 2 kere oldu. 2 ya da 3 dedi ama 2 kere oldu. Hiç olmadı. Ondan sonra tabii kargoyla bizim elimize bir şey gönderdi. Dua gönderdi çerçeveli. Evet. Peki sen yatak odasıyla bir şeye salon köşelerine takın dedi. Hı hı. Böyle kötü huylu, kötü niyetli bir insan dahi gelse dedi. Evde 5 dakika duramaz dedi. Çıkar gider dedi. Yani size art niyet düşünen bir insan dahi olsa dedi. Yani eve geldiği zaman rahatsız olup dedikleri böyle durmaz dedi yani. Anladım abi. Peki çok teşekkür ederiz bu olayı bizimle paylaşmış olduğunuz için. Abi, geçmiş olsun. Kurtulduğunuz için de sevindim abi. Çok teşekkürler. İyi geceler diliyorum. En büyük şeyimiz oldu zaten. Ondan sonra çoluk çocuk her şey normale bindi. Anladım abi. Peki teşekkür ederim. İyi geceler diliyorum abi. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkürler abi. Görüşmek üzere. Sağ olun. Evet Ademciğim, Ömer abiyi bağlayalım. Hiç ara vermeden bağlayalım Ömer abi. Tamam mı? Tamamdır. Evet. Şimdi Ömer abi bir bağlansın. Duruma göre bakalım sevgili dinleyenler. Beni bitirdim bu gece yazmış efendim bir dinleyicimiz. Oğlum çok korktum ben yazmış. Dinleyicideki bu samimiyet de. Korku filmi mi seyredeyim diye düşünürken Böğün'ün olduğu anonsuyla radyoya takıldım. İlk defa dinledim. Tüyler diken yazmışlar efendim. Bir de dinleyicilerden şey var mesela, yardımcı olmak isteyenler var. İşte az önce dinlemiş olduğunuz beyefendiye filanca hoca yardımcı olur. Az önce dinlemiş olduğunuz hanımefendiye falanca bilmem kim yardımcı olur diye. Biz böyle bir yönlendirme yapamıyoruz sevgili dinleyenler. Yapmayız da, onu da size söyleyeyim. Mesela Ömer abiyi çok soran var bana. İnternetten oradan buradan. Yani radyomuza gelen telefonlar, genel yayın yönetmenimize yazılanlar, reklam departmanımıza yazılanlar, işte Ömer Hoca'ya ulaşmak istiyoruz, Ömer Hoca'ya ulaşmak istiyoruz diye. Şimdi sevgili dinleyenlerim, biz bu programı yaptıktan sonra sizin birilerine ulaşmanızı sağlasak üfürükçüden bir farkımız kalmaz. Biz sadece korku programını yapıyoruz. Siz asbelkader şansa dışarıda Ömer abiyle ya da başka bir alimle, başka bir bilir kişiyle karşılaşırsınız. Biz bunu bilemeyiz ama bizim yayından ve yayın arkasından herhangi bir yönlendirmemiz şu güne kadar olmadı. Asla da olmayacak. Bilginiz olsun sevgili dinleyenler. Ne Ömer abiye ne başka birisine bir yönlendirme yapmadık, yapmayacağız da. Ömer abi merhaba, ne haber? Merhabalar Serdar abi. Teşekkür ederim. Seni sormalı. Sen nasılsın abicim? İyiyim abi. Ne olsun? Vallahi sese bak ya. Sen var, radyocu olmalıymışsın Ömer abi.
Yok be abi ya, bizde ne? Olur mu canım, aşk olsun ya. Abi vakitten yana bugün birazcık muzdaripiz. Onun için hemen senin notlarını, izlenimlerini alalım. Benim de dinleyicilerden şöyle bir yakaladığım birkaç tane soru var. Vakit kalırsa ben sana o soruları da aktaracağım. Evet abi, buyursunlar. Öncelikle ilk olayımızı anlatan Ahmet Bey'e ile başlıyoruz. Esrarengiz varlıklar etrafında bu bir kız ve anne görüyor. Evet. Yani bununla alakalı meselede ben yorumumu şu şekilde yapmak istiyorum. Şimdi yani öğrenci evinde mesela konunun genel hepimiz zaten dinleyici kardeşlerimiz dinledi. Bu arkadaştan harici diğer arkadaşlar orada bir sene daha kalıyor, bu olayı yaşamıyor. Şimdi biz bu kıssadan şunu çıkartacağız. Yani demek ki mekanla alakalı bazen bir kişiye sıkıntı olabilir, bazen herkes olabilir. O mekanın kötülüğünden değildir o. O kişinin belki hareketlerinden ya da maruz olduğu şeydendir. Yani bu da temas edilmiş, bir dokunulma olmuş. Hani biz bunları yine programlarda anlattık. Yani temasa tevessül edilmese çok makbul olur. Yani elini uzattı, niye tutuyorsun? Hem korkuyorsun hem tutuyorsun. Yani nutuk mu tutuldu o arada? Yani bir anda böyle nutku tutuluyor insanın. Yani temas edilmemesi evladır. Çünkü temastan sonrasını bilemezsin. Yani Allah muhafaza. Ahmet Bey'in olayında benim dikkatimi çeken olay o. Çünkü yani çok uzun soluklu anlatıldı. Genel toparlayacak olursak. Şimdi işte dediğim gibi dini sohbetlere veya işte ibadetlerine dikkat ediyormuş. Ama bu durum bazen işte ne derler ona, hani ibadetlerini çok yerine getiren insanlarda da bu durumlar olabilir. Hani hiç bu işlerle ilgi alakası olmayan insanlarda var. Bu farklı bir hal. Yani konum itibariyle, hal itibariyle, muhatap olduğunuz insan itibariyle farklı şekilde cereyan edebilir. O yüzden dolayı hani Ahmet Bey kardeşimize Rabbim şifalar versin. Hani buradaki olay nasihat şu, yani herhangi bir temas edildi, gördün, hani korktun, birçok sefer söyledik. Yani azami bir şekilde dini bilgin olması nispetince kendini muhafaza etmek ya da o ortamı terk etmek ya da yakınındaki ebeveynlerine bu konuyu anlatmak, kendi iç dünyanda yaşamayacak. Yani olay bu. İkinci hikayemizde Yunus Bey'in hikayesi. Abi yani Allah affetsin var ya, böyle insanlar bana denk gelmesi lazım. Bildiğin böyle davul gibi çalacaksın yani, diyor. Eşi büyü yapıyor falan böyle. Yani bu geçen şey böyle... mi? Eşinin büyü yaptığı mı abi? Yunus Bey eşinin büyü yapıp bir de böyle pişmişlerle gibi ben istediğimi yaparım diyor ya. Böyle bir vaka da denk geldi. Ve yalvarıyor işte ya ben ettim sen etme, gittiğin hocaya gitme etme falan filan diye. Geçecekler o işi. Yaparsan belanı bulursun. Yani şimdi işte buradaki olay şu. Ben buradan Yunus Bey kardeşime şunu söylüyorum. Bazı şeyleri bu cinni varlıklar, küffar varlıklar takıntı haline getirir. Sen onu çünkü korkuyorsun. Bu çelik kapıdaki iz olayı da budur yani. Hani onu çünkü o sürekli oraya bakacak yani. O iz var mı yok mu, çizdiler mi? Sen temizliğini yaptın, tekrar kapattın. Allah'ın izniyle de duaları ne diyeceksin? Besmeleyle eve gideceksin, besmeleyle çıkacaksın. Evini temiz tutacaksın vesaire. Bazı saatlerine dikkat edeceksin. Korkmayacaksın. İmanın gereğince korkmayacaksın. Ben eşrefi mahlukatım diyeceksin, basacaksın. Çünkü cin, küffar cinlerin en büyük insanlardaki zafiyeti korkudur. Kişi şimdi bilgi birikimi yok, ibadetten eksik, amelden yana sıkıntıları var, bir de korkuyor. Ondan sonra zaten tam istedikleri demiş. Ama korkmayan, Allah'a sığınan, kitabına sığınan insanlara bu iş olmaz. Yunus Bey kardeşim dedim bana, onu bastıra bastıra söylediği için söylüyorum. Yani bir iki gün sonra çıkar kesin diyor. Yani çıkmayacak diyeceksin. Çıkamaz diyeceksin. Burası benim evim, besmeleyle girdim, besmeleyle çıktım. Olaya böyle bakmak lazım. Abi çok özür dilerim, o şeyde mi, Yunus abinin hikayesinde miydi bu? Evet. bir rakamının bir şeyi var mı, bir özelliği abi, bir şey o bir var? Rakamı değil, onlar bir diye okuyor o ismi, yani elif harfiyle Arapçadaki bir harfi aynı çizgiye olur yani, böyle bir yan yatırılmış, hafif 15 derece yan yatırılmış bir rakam olur, o elif de olur, bir de olur yani rakam olarak. Ama yani ben şimdi biliyorsun yayını yaparken biz burada tek tek bütün gönüllü istiyor ki öyle bir imkan zemin olsun. Yani
ben kendimce yapmaya çalışıyorum. Yani o vakaları anlatımlarımda hani manen olaylara müşahede etmeye çalışıyorum ama çok kısa bir vakit var, süre hızlı. Ama benim o anki yakaladığım şey o bir harfi değil. Şimdi yani Yunus Bey'in oradaki Elif harfi gibi. O yani çok da ehemmiyeti yok. Yani Elif olsa ne, bir olsa ne. Orada bir işaret var. Yani bunun müsebbibi nedir? Bu böyle olsaydı, şöyle olsaydı değil. Orada bir olağanüstü, paranormal bir olay yaşanıyor. Hani burada kişi, hayır arkadaş ben tedbirimi aldım, orayı kazıdım, temizledim, yıkadım, yudum. Ben gerekli tamiratını yaptım, bundan sonra çıkamaz. Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim, kapısını açacak, ayet-el kürsüsünü okuyacak, evden çıkarken de öyle olacak. Allah'ın izniyle top attılar, giremez. Bu mihvalde düşünecek. Olayımız bu. Yine aynı şekilde Yunus Bey kardeşimize de Allah bu yaşadığı olayları yaşattırmasın bir daha. Ama yani buradaki olay şu, eşinizi tanımadan bu işe girmeyin. Aileye sırt dönmek var. Şu anda piyasada zibille benim şey yaptım. Aileye ket vuruyor, karısı için anne babasıyla konuşmuyor ya da işte eşi için sevdiği insanlara ket vuruyor. Ya seni büyütüp dünyaya getiren bu şekilde hani sırtında bir ömür boyu taşıtan, hakkını ödemeyeceğin valideni, annene babana saygısızlık yaparken ya da böyle bir insan değilken sen de bu değişim varken uyanacaksın hemen. Ne oluyor ya bana? Bu insanlar beni yedirdi, içirdi, bu hale getirdi. Niye kötü oluyorum? Ondan sonra Allah'a hamdolsun. Annesi babası, işte anne baba, evlat bu. Tekrar himaye etmişler, kurtulmuş edilmiş. Yani annecağızının, babacağızının gitsin, ellerini, ayaklarını öpsün. Yani kıymetini bilsin. Ki biliyordur inşallah da. Yani bir de şu, izdivat edeceğiniz insanın bir bakacaksın, denk misin? Yani kültür olarak, örf olarak, zihnen, fikren. Bir tane işte böyle şarlatan gelir, yaptım deyip pişmiş bellelik yapar. Allah muhafaza böyle çelli insanlardan. Yakup Bey'in olayına gelelim, üçüncü hikayemize hızlıca. Şimdi ya arkadaş, biz bu programda da defaatle söyledik, yine söyleyeceğiz. Ya bu cin çağırma nedir arkadaş ya? Yani derdiniz ne? Kim hangi kafayla bu işi yapıyor? Ya çağırdın hani sen aşağı mahalleden top oynamaya adam çağırmıyorsun ki. Yani ne gelecek ne gidecek bilmiyorsun. Ondan sonra oradaki işte mevcut kişinin yaşadığı sıkıntıyı zaten hepiniz duydunuz. Yani ondan sonraki hakeza Yakup Bey defaatle işte işi bilir kişiyi arıyor, ediyor, bulmaya çalışıyor. Ama şunu söylemem lazım. Yakup Bey'in bir lafı dikkatinizi çekti sizin de abi. Ben de oraya bir parmak basacağım. Bu gibi durumlara maruz kalan insanlar bir ilk baş korkuyla başlar. Bak ne diyor? Ben diyor soruyorsunuz. Diyor ki herhangi bir şey siz söylediniz mi? Abi korkuyordum diyor, bana zarar verirler diye. Doğru mu? Ama evet. Şimdi artık alışmış bünye diyor ki ben korkmuyorum diyor. Ya da ben diyor hani bana diyor artık gelmiyorlar. Kime geliyorlar şimdi? Yani affınıza sığınarak bunun şer'en de tarafı var. Eşinizle evlendikten sonra cima halinden sonra kan bağı kuruluyor. Yani nikah hakkı olduktan sonra artık haremlik selamlık olayı kalkıyor. Mahremiyet bitiyor aradan. Helal oluyor. İşte sendeki hal ona sirayet eder. Ondaki hal sana sirayet eder. Yani bu da Allah muhafaza o kadıncağız işitme kalkınca besleselere maruz kalıyor. Evde bir şeyler uçuyor, kaçıyor, böyle yıkılıyor, dökülüyor. Yani benim Yakup Bey'e şöyle bir şey söylemişler. İşte soy isminden mütevellit böyle bir durum var. O onların padişahıydı, kralıydı, reisiydi vesaire. Bundan mütevellit değiştirmeniz lazım. Karşıdaki varlıklar o kadar ahmak varlıklar değil. İntisap ettikten sonra öyle senin bir şey değiştirmenle yani nüfus müdürlüğüyle senkronize çalışmıyorlar bu varlıklar. Yani sistemden düştü mü tamam bırakalım demezler. Yani o iş öyle olmaz. Buradaki iş bir bilirkişiye gidip adam akıllı bir şekilde bir bakıma geçmek, manevi olarak bellidir tavsiye aldıktan sonra bunu da harfiye yerine getirmek. Yoksa ne olur Allah muhafaza. Bak ben hani normalde bu kadar üzerine durmam ama orada 4 yaşında bir sabi çocuk var. Şu anda o çocuk sabi. O emanet, eşi de ona emanet. Bir aile reisi olarak ehl-i sünnet bu işi bilen bir ilim ehline gidip bu konuda tavsiyesini alacak, aklı yatıyorsa, fikri yatıyorsa yapacak, tedbirini alacak. Artık alıştım, bana bir şey olmuyor demek bu işin en büyük sıkıntılı tarafıdır. Burada da tavsiyemiz bu olur.
Son hikayemizdeki ağabeyimizin de yine aynı şekilde eşinin yaşadığı olaylarda, yani dediğim gibi Allah muhafaza, bu küffar cinler, yani Müslümanı zaten uğraşma diyelim Müslümanlar, bu küffar cinlerin bir kişiye tebelleş oldukları vakit birçok sıkıntıya düçar ederler. Nasıl? İşte hanımefendi normalde aklı selim bir kişiyi o tuvaletin şeyine başını koyar mı? Koymaz, ama işte Allah muhafaza, yani vücudunda bir bıçak sesi cehaletle kendini kesebilir mi? Kestik. Yani irade gider. Allah muhafaza, bu durumların yaşanıldığını gördüğünüz zaman yakınınız olur, birisi olur. Kesinlikle aman düzelir, işte karışmayalım etmeyelim demeyelim. Allah muhafaza, yani bak balkondan sarkmaya kadar. Çünkü otokontrol gider orada. Sadece vesvese gelir. Kişinin mizacı zayıfsa zaten o vesveseye tam kapılır. Otomatik pilota geçer. Allah muhafaza, bir bakmışsın balkondan kendini atmış. Bir bakmışsın Allah muhafaza kendini kesici aletle zarar vermiş. Yani o yüzden dolayı da ki elhamdülillah peygamberimiz zaten bu konuyla alakalı gitmişler. Sıkıntıları çözülmüş. Zaten 20 yıl gibi bir zaman geçmiş. Rabbim tekrarını nasip etmesin. Ama dediğim gibi bu hayatta dikkat edilmesi gereken çok elzem meseleler var. Yani şu ikinci hikayeye takılı kaldım. Arkadaş şöyle insanlar var ya, böyle ah lan ah, ah ya, yani bile büyü yapıyor, bir de istediğimi yaparım. Tamam, tamamdır. Senin sevmediğin hareketler bunlar, farkındayız. Ben bir şey söyleyeyim mi? Hikayeyi dinlerken kafamdan dedim ki kendi kendime, acaba Ömer abi buna ne diyecek dedim. Az çok ne diyeceğini de tahmin ettim. Aslında şöyle bir olay var. Yayındayız diye böyle diyebiliyorsun aslında. Yani senle abi, telefonda konuşuyorsak ne diyeceğini biliyorum ben. Abi sana bir şey söyleyeyim mi? Geçen bir kardeşimiz aradı. Peru'dan. Peru nereye ya? Evet, Peru'dan. Hani ya Peru, yani adam anlatıyor. Şimdi eşi adama büyü yapıyor. Buradan uçakla atlıyor, gidiyor Peru'ya. Adamın oradan 20 bin dolar parasını alıyor. Adam dililal. Hiçbir şey söylemiyor. Adam burada kadın uçağı biniyor. Bir de gidiyor diğer uçak parasını da adam ödetiyor. Adam borç alıyor. Yani 20 bin dolar para orada. Adam gidiyor kardeşinden borç alıyor. Tekrar bindiriyor, geliyor. Ondan sonra da adam diyor ki ben bunu niye yaptım? Niye engel olmadım? Bana geldi. Şimdi baktı gitti, kadının büyü şeyi var. Şimdi kadın yalvarıyor, diyor ki ben ettim sen etme, parayı ben vereyim. On yalı. Yok ya. Var mı lan öyle bir dünya? Yok, kim olursa olsun. Abi adalet, mizan. Sen o adam Allah muhafaza elin memleketinde başına bir şey gelse ki bu adam yüksekte çalışıyor. Yani yaptığı işin muhteşemi yüksekte. Bir anlık o adama tebellüş olsalar, kendini açtığı iki tane çocuğu var. Sen bunu düşünmeyeceksin. Benim işte Türkiye'ye geri dönsün, gurbette çalışmasın diye gidiyor bir şarlatana işlem yaptırıyor. Öyle mi? Şimdi Allah selameti üzerine olmaz böyle insanların. Biz de gerekeni yaparız. Hiç acımam abi. Hiç Allah yarattı demem yani. Gözünün yaşına bak. Anladım Ömer abi. Anladım Ömer abi. Peki. Abi teşekkür ederim değerli yorumlarını bizimle paylaşmış olduğun için. Güldürdün beni. Dinleyicimizi de güldürmüşsün. Bu dedin yani... Nüfus müdürlüğüyle senkronize çalışmıyorlar. Ama ondan abi sonra... yanlış diyeyim şimdi. Bak gözünü sevdiğim abim. Yani akıl var, mantık var. Yani manevi ilimlerle uğraşıyorsun. Adama soy ismini değiştir diyorsun. Yani adam gitti nüfus müdürlüğüne. Ya kardeşim ben nüfus soyadımı beğenmiyorum. Şunu bir değiştirir misiniz dedi. Adam gitti dedi ki işte bilmem ne. O adam sistemden değiştikten sonra bir dakika ya kardeş, bizim ilgilendiğimiz bir adam vardı, bunun soy ismi değişmiş, artık ilgilenmeyelim biz bunlarla, tebeleş olmuyor mu diyeceksiniz bence. Yani hani öyle bir şey söyle ki inanalım, hani ya şimdi bunu anlatan beyefendinin bir suçu yok ha, bunu anlatmaya ve insanların aklını dalga geçen ben bu ahmaklara kızıyorum yani. Ya abicim, yani adamı öyle bir nasihat et ki yani buna ihtiyacı kalmasın, mantığa yatsın yani sözün. İlmi konuşmayınca böyle işte. Yani şimdi her eline kitap alan, ben hocayım, ben hüttamım, ben alimim, ben şöyle uçarım, ben kilometresini yaparım, anlatıyor diyor. Yazık, günah. Yani dediğim gibi Allah akıl fikir versin, Allah kimseyi, yani benim tek duam şudur, Rabbim hiçbir kimseyi bu dertlere düçar etmesin. Amin, amin, amin inşallah abi. Amin, amin, amin. Ola ki düştün. Olaya imtihan olacak. O zaman da aklı başında bakacaksın. Ya vicdanen. Yani ben şimdi dinleyici kardeşlerimize altın niteliğinde şu nasihati veririm. Bu duruma düştün.
Allah göstermesin, düştün. Ne yapacaksın? Bir kez güvendiğin bir büyüğüne bunu söyleyeceksin. Ya amca, baba, dayı, teyze, o, bu, kim varsa. Çünkü bu mahrem bir şeydi. Gittin söyledin. Sonra dediler ki falanca kimse. Bismillah deyip kapıya girdin. Manen, yani o vicdanen, karşıdaki insanın sureti sana bir huzur vermiyorsa hiçbir şeyini dinleme. Dinleme ya. Sonra baktın ki ya bir şey yok, hani iyi hoş. Söylediği sözlerde ayet, hadis ya da kelam-ı kibar ya da böyle konuştuğu şey senin aklına yatmıyorsa yapma bunu. Ya bak, çok Allame-i Cihan olmaya gerek yok. Bunu böyle, bu kural bu. Demedim mi o, yani başka bir şeye gerek yok. Yani böyle ordumuz yüz profesör olmaya gerek yok. Yani kayda bu. Anladım abi. Peki. Teşekkür ederim abi. İyi geceler diliyorum. Sağ ol. Var ol. Allah'a emanet olun. Selametle. Eyvallah abi. Sağ olasın abi. İyi geceler diliyorum.